Herkese merhabalar arkadaşlar. Hikaye türleri ve anlatım teknikleriyle hızlı bir şekilde edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün ne işleyeceğiz? Hikayeyi anlatacağız size. Fakat bu gerçekten sınavlarda karşınıza çıkan hikaye olacak. Ve aynı zamanda hikaye türlerini ve anlatım tekniklerini birlikte çok güzel pekiştireceğiz. Birisi şunu çok iyi bilmemiz lazım. Hikayede genellikle tek bir olay var. Kişi sayısı az. Zaman ve mekan romanla karşılaştırdığımızda, detay değil. Roman bir koli yumurta gibi. Hikayesi bir yumurta gibi. Yani hikaye özün özü gibi. Romanda lafı uzatıyorsun, tahliller yapıyorsun, benzetmeler yapıyorsun, tasvirler yapıyorsun. Hatta bunlarla alakalı ÖSYM'nin bir sorusu var. Diyor ki eğer diyor roman bir kilo limonsa, böyle içinde limonlar olan bir poşet düşünün. Hikayesi ona eşdeğer bir C vitaminidir diyor. Yani C vitamini attığınızda hop bir sürü limonun vitamini almış oluyorsunuz ya, aynı onun gibi diyor. Roman işi uzatır ama hikaye işin kısasıdır diyor. Şimdi devam edelim. Hikaye türlerine baktığımızda şunu iyi bilmemiz lazım. Olay hikayesi ve durum hikayesi iki tane farkı var. Olay hikayesinde hatta bir de modern hikaye var ki modern hikaye daha çok müfredatta karşımıza çıkmıyor. Ama yine de biz bunu da değineceğiz. Olay hikayesinde bir adı üzerinde olay anlatılır. O zaman hemen buraya yazıyorum. Olay hikayesi olay anlatılır. Ve burada merak öğesi canlı tutulur. Merak öğesi canlı tutulur. Bu ne demek hocam? Yani acaba ne olacak diye sonunda merak ederiz. Acaba ne olacak? Ne oluyor ya? Ne bitiyor? Merak ederiz. Ve mutlaka bir sonuca bağlanır. Genellikle de böyle sürpriz bir sonla biter. Hatta şuraya yazıyorum. Sürpriz sonla biter. Sürpriz son. Serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. Temsilcilere baktığımızda tabii ki dünyada naturalist sanatçı Guy de Maupassant bunun kurucusu olarak kabul edilir. Olay hikayesinin diğer adı da bu arada klasik öyküdür. Klasik öykü. Klasik öykü demek olay hikayesi demektir arkadaşlar. Bizde Ömer Seyfettin çok önemli bir şahıstır. Refik Halit Karay ve Sabahattin Ali de yine olay hikayesinin önemli temsilcileridir. O zaman Ömer Seyfettin'i iyi bileceğiz. Maupassant'ı iyi bileceğiz. Ve bu sayfanın üst kısmındaki tabloyu iyi bileceğiz. Geldik durum hikayesine. Durum hikayesinin diğer adı arkadaşlar kesit öyküsüdür. Kesit öyküsü. Buna aynı zamanda Çehov tarzı hikayeler denir. Çünkü kurucusu Anton Çehov'dur. Realist Anton Çehov. Bunun bizdeki üstadı Memduh Şevket Esendal ve en ünlüsü de Sait Faik Abasıyanık'tır. Bakın altını çizdiğim kısımları çok iyi bilmeniz lazım. Burada günlük bir yaşamdan kesitler sunulur. Günlük bir yaşamdan kesit. Serim, düğüm, çözüme asla uyulmaz. Yani bir giriş, gelişme, sonuç yoktur. Ve sonuç okuyucuya bırakılır. Genellikle fiziksel ve psikolojik tasvirler yapılır. Nasıl bir şey hocam? Şöyle düşünün. Adam gelir. Mesela bak olay hikayesinde iki tane adam vardır. Bir şey olmuştur. Oraya gitmiştir. Onu yapmıştır. En sonunda aa diye biter. Ama durum hikayesinde adam bankanın üstüne oturur. Denize bakar. Düşünür. Bazı tasvirler yapar. Ve hikaye biter. Kalkar gider. Ne oldu? Ne oldu? Ama orada o kadar güzel tahliller, o kadar güzel tasvirler yapar ki sen adamın sana esasında fazla bir şey sunmadığını anlayamazsın. Modern hikaye ise insanların her gün gördükleri fakat düşünmedikleri durumların arasındaki arkası gerçekleri anlatır. Hatta bununla alakalı en güzel örneği Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı hikayesinde Gregor Samsa üzerinden görebiliriz. Bir sabah uyandığında kendini yatağında böcek olarak görüyor adam ve sonrasında ailesinin, annesinin, babasının, arkadaşlarının ona değer vermediğini görüyor. Eğer sen bu eve para kazandırıyorsan değerlisin. Eğer sen bana faydalı oluyorsan değerlisin. Ama bana faydasızsan, para kazanmıyorsan, öyle boş boş dolaşıyorsan, bir böceksen senin hiçbir önemin yok diyor bak. Böcek üzerinden bir metafor yapıyor. Bizdeki ilk temsilcisi ise Haldun Taner'dir. Haldun Taner'in birçok öyküsü vardır. Bu tarz Şişhane Yağmur Yağıyordu gibi modern hikaye örneği. Yozlaşmış tipler ve toplumsal bozukluklar anlatılır. Dünyada ilk hikayeye baktığımızda Decameron adlı eserle Giovanni Boccaccio'yu görüyoruz. Ama Türk Edebiyatı'ndaki ilk hikayeye baktığımızda ise Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı, Tanzimat 1. dönemde yazdığı Letaif-i Rivayat'ın önemli bir örnek olduğunu görüyoruz. Ve yine Küçük Şeyler adlı eseriyle, içerisinde Pandomim adlı öyküsü de çok ünlü. Küçük Şeyler ile Sami Paşa'da Sezai önemli. Bu sayfadan soru gelir arkadaşlar. Bunu mutlaka bilin. Şimdi hikaye nereden nereye geldi? Bakın şimdi. İslamiyet öncesinde destanlar vardı. Bunlar olağanüstülükler vardı, ulusallık vardı, kahramanlar böyle çıldırıyordu. Sonrasında Dede Korkut öykülerine geçtik. 12 öyküden oluşan destandan halk hikayelerine geçişinin bir ilk ürünüydü. Ve burada Dede Korkut şiir şeklinde konuşmaları anlatıyordu. Düz yazı şeklinde de olayları anlatıyordu. Fakat sonrasında bizde Kerem ve Aslı, Tahir ve Zühre gibi böyle halk hikayeleri oluştu. Sonrasında halk hikayeleri böyle sazla ozanların söylediği şeylerde divan edebiyatında beyitler halinde aruzun kısa ölçüleriyle yazılan mesnevilerle karşılaştık. Bunlar da daha çok ilahi aşk konusunun işlendiği yani Allah aşk konusunun işlendiği dini içerikli eserlerdi. Bunlar edebiyatımızda roman ve öyküden önce insanların olayları anlatmak için, aşkları, bazı konuları anlatmak için kullandığı eserlerdi. Veyahut da kahramanlıkları. Fakat edebiyatımızda ilk hikaye Tanzimat 1. dönemde
Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayat ve Emin Nihat'ın Müsameretname adlı eserleriyle başladı. Bakın Emin Nihat Müsameretname'yi de buraya ekleyelim. Müsameretname'yi de ekleyebiliriz. Peki diğer ilkler neydi hocam? Hemen söylüyorum. Bizde Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayat ve bu da batılı anlamda ilk gerçekçi öyküler. İlk gerçekçi öyküler. Realist öyküler yani. Bunu da yine bize sorabilir. İlk öykü bu. Sampajdan Seza ise batılan bir gerçek öyküler diyor. Hikayenin unsurlarına baktığımızda kişiler vardır. Olayın kahramanları vardır. Bazen tipler vardır. Eğer çok ön plana çıktıysa, çok tasvir yapıldıysa bu artık karakterleşmiştir. Ama arka planda böyle herhangi bir özelliği verilen bir adamsa veya bir kadınsa bu o zaman tiptir. Zaman vardır. Bir hikayenin iç zamanı vardır. Olayların geçtiği zaman. Bir de hikayenin yazıldığı dış zaman vardır. Yani mesela Ahmet Yusuf Efendi'nin yazdığı hikayeler tabii ki Tanzimat döneminde yazılmış ama olayın geçtiği zaman farklı olabilir. Mekanlar vardır, tasvirlerle betimlenir, süslenir ve olay örgüsü vardır. Giriş, gelişme, sonuç varsa klasik öyküdür, olay öyküsüdür. Ömer Seyfettin'in yazdığı Mopasan tarzı öykülerdir. Eğer giriş, gelişme, sonuç yoksa pat diye bitiveriyorsa, böyle bir sonuca bağlanmıyorsa bu sefer de durum öyküsüdür. Anlatıcı vardır. Anlatıcıyla alakalı birazdan sizlere şöyle detaylar da vermeye başlayacağız. Bakın şöyle gösterelim. Birinci kişi ağzından ve üçüncü kişi ağzından. Hatta bunu hemen şimdi burada gösterelim. Birinci kişi ağzından da böyle ben ifadesi vardır. Üçüncü kişi ağzından ise o ifadesi vardır. Mesela anlatıcı kahramandır. Özneler genellikle ben ve biz şeklindedir. Mesela okudum der. İçeri girdim okudum der. Veyahut da okuduk der. Ama üçüncü kişi ağzından ise gözlemlediği bir olay anlatılır. Anlatıcı kahraman değil, gözlemcidir. O veya onlar kullanılır özne olarak. Üçüncü tekil şahıs ve üçüncü çoğul şahıs. Yani bu sefer okudu veyahut da okudular şeklinde cümlelerin bittiğini görürüz. Bu hikayedeki anlatımla alakalıdır. Bir de bakış açıları vardır, ona da değinmek istiyorum. Bakış açılarında kahraman anlatısı ben yaptım şeklinde kullanır. Gözlemci müşahit ise o yaptı şeklinde kullanır. İlahide ise adam her şeyi yapar, tanrısal bakış açısında her şeyi yapar ve yaptığı her şeyi görür, bilir ve anlayabilir. Şöyle düşünün. Mesela diyelim ki kahraman bakış açısıyla şu anki yaptığımız dersin hikayesini anlatıyorum. İçeriye girdim, masanın üzerine kağıtlar vardı. Kalemlerimi çıkardım ve videoyu anlatmaya başladım. Bu kahraman bakış açısıdır. Ben yaptım, ben ediyorum, ben kahramanım. Gözlemci bakış açısı ise şöyledir. İçeriye girdi, masanın üzerine kalemleri gördü, kalemleri bir kenara koydu ve videoyu anlatmaya başladı. Bu ise gözlemci bakış açısıdır. Hakim bakış açısı ise yine o, yani üçüncü o diye kullanır. Tamam, burada da o vardır. Burada ise ben vardı. Peki bunun arasındaki fark ne? Hakim bakış açısında hikayeyi yazan kişi her şeye hakimdir, görüyordur. İnsanın aklından geçenleri, birazdan yaşayacaklarını her şeyi görür. Bakın şimdi. Kahramanı anlatmıştım. Gözlemci de anlatmıştım. Şimdi hakim anlatıyorum. İçeriye girdi. Masanın üzerine kalemler vardı. O gün çok yorgun değildi ama yine de birazdan başına geleceklerden habersizdi. Zaten buna benzer olayları önceden de yaşamıştı. Fakat esas şimdi göreceği olay onu çok şaşırtacaktı. Bak adam hem hikayenin anlatıcısı hem geçmişi biliyor hem geleceği biliyor. Yani sadece gözlemlemiyor. Aklından geçenleri bile biliyor. Dolayısıyla bu bakış açısına geliyor diyebiliriz. O zaman şimdi bakış açılarını ve hikayede anlatımı gördük. Ama biz nerede kalmıştık? Biz burada hikayenin unsurlarında anlatıcıya girmiştik. Şimdi anlatıcının özelliklerini gösterdikten sonra geldik çatışmaya. Çatışmaya baktığımızda ise hikayenin içerisindeki reytingin en fazla arttığı yerdir. Her şeyin birbirine girdiği yerdir diyebiliriz. Tema ise eserin teması yani konusudur diyebiliriz. Hikayenin bölümlerine baktığımızda yer, zaman, kişiler ve olayın anlatılmaya başlandığı serin bölüm vardır. Yani esasında sofra bezini seriyormuş gibi düşünün. Giriş bölümü. Sonra olaylar bir merak duygusuyla çatışmaya dönüşür. Düğün bölümü. Yani esasında eserin gelişme bölümüdür. Sonra merak duygusu sonuçlanır. Eğer olay öyküsüyse tabii ki. Okuyucunun kafasındaki sorular sonuca bağlanır ve artık çözüme ulaşır. Yani sonuç bölümü. Serim, düğüm, çözüm bölümü diye bunları adlandırıyoruz. Giriş, gelişme, sonuç diyebiliriz. Durum hikayelerinde plan, serim, düğüm, çözüm asla yoktur. Merak öğesi de asla önemsenmez. Yani Ömer Seyfettin'in öykülerinde hep böyle aa diye bir bitiş vardır. Mopasan öykülerinde, Refik Halit'in öykülerinde, Sabahattin Ali öykülerinde. Ama Çağov tarzı öykülerde, kesit öykülerinde, durum öykülerinde asla böyle bir serim, düğüm, çözüm yoktur. Bir merak öğesi önemsenmez. Sait Faik'in öykülerini okuduğunuzda ya da Memduh Şevket Esendal'ın öykülerini okuduğunuzda vay diye sürprizdir. Sonla bitmediğini görürsünüz. Şimdi hikayede anlatıcıyı göstermiştik. Bakış açılarını göstermiştik. Gelelim hikayede anlatım biçimlerine. Bir öyküleyici anlatım vardır. Bir de betimleyici anlatım vardır. Öyküleyici anlatımda bir olaylar vardır. Böyle devinim içinde. Bu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu şeklinde. Betimleyici anlatımda ise daha çok tasvir kullanılır. Yani böyle olaylar
tasvir edilir. Zaten genellikle betimleyici ve öyküleyici anlatım iç içedir. Birimlerinden de bağımsız değiller. Şimdi bir de Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında olan hikayede anlatım teknikleri var ki bunu da sizlere göstermek istiyorum. Ama onun öncesi diyeceksiniz ki hocam biz bunları nasıl çalışacağız? Bunları siz hızlı hızlı anlatıyorsunuz ama bakın. Bunlarla alakalı biz hikayeyle alakalı sizlere kitaplarımızda çok güzel konu anlatım yaptık. Bu sayfaları size vermek istiyorum. 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı'nda sayfa 36'da 37'de soruları var. 38'de bakın olay ve durum hikayesinin süper örnekleriyle sizlere serim düğüm çözümün hepsini gösterdik. Ve aynı zamanda hikayede anlatımla alakalı da çok güzel örnekleri verdik. Bu sayfaları size ödev vermek istiyorum. Ödül diye düşünebilirsiniz. Diyalog, iç konuşma, bilinç akışı ki birazdan göstereceğim sizlere. Bunlardan çalışmanız ve sonrasında dil bilgi sorularını çalışmanız sınavlarda çok iyi not almanızı sağlar. Ve bir de Taktürk Türk Edebiyatı'ndan da ödev vermek istiyorum. Hemen hikayeyle alakalı. Masal fabul değil de hikaye ödev verelim. Bunu da sayfalarını söyleyip videomuza geçelim. Burada da sayfa 28'den başlıyor. Buradaki sorular ve tabii ki de bu yazılı sorularında mutlaka çözün sayfa 42 kadar. Buradaki yazılı sorular da sınavınıza benzer bir şekilde geleceğini unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim göstermeye bağlı anlatım tekniklerine yani sahneleme tekniklerine. Diyaloglarda bir konuşma vardır. Al buyurun istemeyerek oldu. Zararı yok. Ama böyle olsun istemezdim. Tamam sorun yok oturun. Burada bir diyalog var. Bunu tabii ben tiyatral yeteneğimi kullanaraktan söylüyorum. Şaka şaka. Ama hikayede böyle bir şey varsa, konuşmalar varsa, konuşma çizgileri varsa bu diyalogdur. Bunu biliyoruz. Geç. İç konuşmaya baktığımızda ise adam kendi içinde konuşuyor yani. Kafamın içinde değişik hikayeler canlandı. Hatta daha ileri giderek bir senaryo yazmayı hayal ettim. Yazabilir miyim acaba? Bilmem. Denemekte fayda var. İşte bu iç konuşma oluyor. Bilinç akışı ise esasında akış değil. Bilinç akışı ise her şeyin kontrolsüz bir şekilde gitmesi. Yani böyle gidiyor hop geri dönüyor. Hop buraya hop hop böyle dönüp sonra tekrar buradan böyle devam ediyor. Akan bir şey halbuki böyle gider öyle değil mi? Bilinç akışında ise bir karmaşa var. Param var. Nüfus cüzdanım yanımda değil. O gerekli sanırım. Adama sarı kumluyum da diyemem. Evine gitseydin der. Otelin önünden geçen bir daha. En iyisi açıkça yanıma almadın demek. Balığa çıktım diyelim. Balığa çıktık derim. Laf olsun diye zaten birer balık çekti Suat'la. Otelde gülerler de balığı görseler. Onlara ne? Gider yatarım. Köy yabancısı olsam eski mahalledeki otelin yerini bilir miydim sanki? İçinden gelenleri olduğu gibi akıtmış. Ama akmamış. Böyle bir karmaşa var. Bir öyle bir böyle bir böyle. Yani ister istemez belli bir düzen içerisinde değil. Bunu da iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten bilinç akışı ve iç konuşma monolog arasındaki en büyük fark budur. Burada düzgün bir şekilde içindekiler akar gider ama bilinç akışında ise akış yoktur. Bakın buna dikkat edin. Bir böyle bir böyle bir git geller vardır. Bunu da bilmeniz lazım. Ödevinize vermiştik. Ödülü sorumuzu da yapın. Yorumları yollayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.